alınır gibi de. Çocuklar tarlaya alınmıyor. E ben babamdan dedemden kalmış tarlaya çocuğumu koya geçiremeyeceksem olur mu öyle bir şey ya? Yani herkes kaçakçı muamelesi görür mü? Öyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Vekilim aşağıda inan ki çok tarlalar böyle bırakılmış. Aha. Ben 15 yıldan beri ben tarlama inmemişim. Artık ekmeği ekmekten 15 yıldan beri. Bırakmışlar böyle. Böyle bırakmışlar. Koyunum var 4-5 tane koyun otlatıyor. Bak akır yerde tam bu akır yerde. Buraya da izgin yok. Peşime takılıyor. Yani burası bir terör muamelesi görüyoruz biz vatandaş olarak. Burası Hacıpaşa köyü, Altınözü'ne bağlı bir köyümüz. Neredeyse köyün %70'i tarlasına kimlikleriyle giriyor. Sanki başka bir ülkeye girercesine şu kontrolden geliyor. Sabah saatlerinde belli, çıkış saatleri belli. Onun dışında tek başlarına özgürce girebilmeleri mümkün değildir. Hatta bazen isim isim sen tarlana giremezsin deniyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çoğu da tarlasını ekmeği de bırakmış durumda. Maalesef çok sıkıntı çekiyor. Bugün işte bütün vatandaşlarımızla sohbet ettik. Asla aklımızın aldığı bir şey değil. Hatta ürettikleri tarlaları bile, tarlada ürettikleri ürünleri bırakmışlar. Çünkü kontrol ediliyor. Ürettikleri patlıcanlar, domatesler şişleniyor, arama yapılıyor. Dolayısıyla verim alamıyorlar. Burada yüzlerce dönüm bu şekilde gidiyor. Aslında sınırın tam dışarıya çizilmiş olması gerekiyor. Tam Türk vatandaşlarımızın tarlasının kaldığı yerde sınır önde çizilerek vatandaşlarımız çok mağdur edilmiş durumda. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan hiçbir vatandaşımız kendi özel mülküne kimliğiyle giremez. Bunu kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla bunun çabuk kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin ön plana alınması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.